Selam arkadaşlar, yeniden hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Arkadaşlar bugün de Gotthard Dağı'nın öbür tarafına geldik. Şurası her zaman gittiğimiz yer. Her zaman gittiğimiz yer arkadaşlar. Bu sefer de bu tarafa gelelim dedik gezmeye. Bu taraf daha çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkamda da baraj yeri var. Bakın şurada kamera var. Kamerayla oralara seyrediyorlar. Tahminimce altta bir yer var. Biz altta yürürken, şuradan aşağıda yürürken gördüm. Büyük bir kapı var. O kapıdan kapalı, yani herhangi bir savaş olduğu zaman veyahut da nükleer saldırı olduğu zaman insanlar o kapıdan içeri girip bunker gibi bir yer var. Orada saklanabiliyor. Şimdi şu an orası kapalı, tabi giremeyiz, yasaktır mutlaka. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü rüzgar gülü var, yapmışlar elektrik için. Bunları buraya nasıl çıkarttılar, nasıl yaptılar, hayret bir şey gerçekten. Adamlarda öyle bir teknoloji var ki gerçekten. Ama işte bir 10 sene mi 20 sene içinde bunların tekrar üstlerini değiştirmeleri gerekiyor. Nasıl yaptılarsa öyle de yapacaklar işte arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, burası bir baraj. Burası öbür taraftaki baraj. Biraz daha şimdi o tarafa doğru gideceğim. Tabi üzerinden geçmek yasak. Kapatmışlar. Çünkü düşüp ölebilir insan. Şuradaki küçük küçük evleri var. Adamlar yapmış. Kendileri için mi yoksa başkaları girip otursun diye mi? Bakın ön tarafında top mermi atan araç var. O İsviçre bayrağının olduğu yerde. Top mermi atan eskide kalma araç var. Adam bahçesinde sergiliyor. Bizim arabayı da şuraya park ettik. Şu rüzgar gülünün altına park ettik arabamızı. Orada biraz sonra gidip alacağız arabamızı. Çok güzel yerler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yerler. Buraya ilk defa geliyorum arkadaşlar. 32 senedir buradayım. İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Her zaman gelmek istiyordum. Ama bir türlü nasip olmuyordu. Bu sefer nasip oldu. Şuradan aşağı inebilecek miyim? Bir bakayım. Aşağı inebilirsem size barajın orayı daha güzel çekeceğim. İnebilir miyiz? Biraz zor. Uçurum olduğu için düşmeyelim. Genç yaşta paldır küldür gideriz aşağı. Olmaz. Daha yaşımız genç. Daha göreceğimiz çok şeyler var. Evet. Buradan yürüyelim arkadaşlar. Bakın taşların üzerinde şeyler var arkadaşlar. Biz çocukken bunları ıslatırdık. Kına yapardık ellerimize. Bunlar bizim dağlarımızda çok, Erzincan'da. Islatırdık ellerimize, kına yapardık. Bilmiyorum. Bilen başka arkadaşlar var mı? Bu gibi şeyleri. Başka kendi ülkesinde, kendi ilinde böyle şeyler olduğunu bilenler var mı? Bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Mutlaka vardır. Çünkü böyle şeyler eskiden gerçekten varmış. Şimdi de var yani. Bakın arkadaşlar. Burası bir baraj. Çok tehlikeli. Fazla ileri gitmeyeyim. Gotthard Dağı'nın öbür tarafındaki baraj. Bir de öbür arka tarafta bir baraj var. Onun videosunu da ben yapmışım. Kanalımda var arkadaşlar. Şimdi videomu seyreden bir abim var. Çok değerli bir abim. Çok beğendiğim ve çok saygı duyduğum bir abim. O şimdi seyrettiği zaman diyecek ki, Barış yine mi geziyorsun diyecek bana. Sağ olsun, dün beni canlı yayınına davet etti. İlk defa katıldım canlı yayınına. Teşekkür ederim. Güzel bir canlı yayın oldu. Beraber bütün dostlarla, arkadaşlarla konuştuk. Güzel bir gün geçti. Saatler geçti yani. Ama bir türlü yayın yani canlı yayın kapandı da, ama arka planda yine konuşmaya devam ettik. Tabii ben ayrılmak zorunda kaldım çünkü saat geç olmuştu. Herhalde onunla abilerim tekrar konuştular. Bir arada tekrar. Ben ayrılmak zorunda kaldım ama gerçekten teşekkür ediyorum o abime. Çok saygı duyuyorum kendisine. Çok değerli bir abimdir. Almanya'ya geldiği zaman bizi davet etti. Almanya'da Augsburg'a gittik, onun evine. Gerçekten bizimle çok ilgilendiler.
Oğlu Muzaffer de olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eşi olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Augsburg'da gezdik falan. Biraz tur attık. Gerçekten teşekkür ediyorum ona buradan. Kendisi, ismini söyleyeyim, Azem abi. Sağ olsun. Şimdi bizi Türkiye'deki İzmir'deki Dikili'ye de davet etti seneye. Nasip kısmet olursa gidebilirsek tabii Türkiye'ye. Gitmek istiyorum Dikili'ye. Azem abiyi ziyarete. Arkadaşlar çok güzel yerler burası. Gerçekten süper. Gezecek yerler. İnsanlar sabah erkenden geliyor. Sırt çantasını alıyor. Yürüyerek bu dağları geziyorlar. Kimisi çadır kurup arabasında yatıyor. Kimisi Vito minibüs alıyor. İçinde karavan gibi. Onun içinde yatanlar var. Kamperle gelip yatanlar var arkadaşlar. Dediğim gibi çadırda yatanlar var. Gerçekten çok güzel yerler. Yürümeye devam edeyim arkadaşlar. Çünkü yoksa video fazla uzun olmasın. Zaten öbür videomu yükleyemiyorum. Bunu bakalım yükleyebilecek miyim? Bilmiyorum. Şurada bir şey var ama ne koymuşlar bilmiyorum. Tabii de çok merak etmek istemiyorum. Belki kamera da olabilir. Çadırlı bir şey koymuşlar ama bilmiyorum ne. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki İsviçre'de doğup büyümüş olan arkadaşlar bilebilir ne olduğunu. Ve Barış geziyor. Ailece geziyor. Ailece geziyoruz işte. Yukarıda mı gidelim, aşağıda mı gidelim, şuradan gidelim. Tabii gidebilirsek. Dikkat edelim, düşmeyelim de. Kendimizi sakatlamayalım. Çünkü hastanelik olmayalım. Hastanelik olursa kötü. Şuradan kenardan gitmeye çalışacağım. Gidebilirsem. Aman dikkat. Bir kayarsın, nalları dikersin. Kimse de seni kurtaramaz. Eyvallah. Hoşça kal. Arrivederci. Deyip gidersin. Evet. Nereye geldin Barış? İyice kaybolacaksın. Neyse, yolumuzu bulduk. Diyelim. Evet, yolumuzu bulduk. Biraz önce de burada geçmiştim. Bakın burada acayip bir şey var. Demir yere saplanmışlar. Acaba bu demir ne işe yarıyormuş? Bilmem. Aynı koltuk demirine benziyor. Koltuk demiri. Eskide buraları çok delmişler. Deliyorlarmış. Delip işte böyle parçalayıp götürüyorlarmış. Ben de burada sivil koruma yaparken o aleti kullandım arkadaşlar. Dağları deliyorsunuz. Yani dağlar, taşları delip parçalıyorsunuz. Ondan sonra götürüyorsunuz kullanmaya. Yani zahmetli bir iş. Gerçekten. Hani şu taşları parçalayan bir yolları, taşları parçalayan bir alet var. O aletin ucuna onu takıyorsunuz, o dönüyor. Döndükçe delik açıp kayayı parçalıyor. Evet. Şu muhteşem güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Biraz önce burada bir tane araba geçti. Askeri araba renginde. İtalyanların eski bir arabası var. Fiat 4x4. Ya gerçekten adamlar arabayla burada geziyor. Çok güzel arabalar. Hop. Şurada bir tünel var. Aynı Erzincan Kemalye ilçesindeki şeye benziyor. O küçük karanlık tünele benziyor biraz. Eğer oraya gidebilirsem o tünelin oraya bir hızlı bir yürüyüp gidip geleceğim. Bakın şurada aşağıda su akıyor arkadaşlar. Şu an 9 dakikalık video oldu. Süper bir su akıyor. Bu su bana şeyi hatırlattı. Gümüşhane'de neydi o şelalenin ismi ya? Bir şelale var. Tamara. Tamara şelalesi mi? Orası da çok mükemmel abi. Gerçekten arkadaşlar. Abilerim. Çok mükemmel yerler. Ben gittim. Gördüm. Dağın içinde su fışkırıyor. Dağın içinde su çıkıyor. Böyle. Çok mükemmel. Soğuk. Gidip görmüştüm insanlar orada. Piknik yapıyordu. Hatta bir ara az kalsın trafik kazasına sebep oluyorduk. Sebep oluyorduk yani. Erzincan'a gelirken, yolda çıkarken güneş gözüme vurmuştu.
Tabi araba benim arabam değildi. Bir arkadaşımın arabasıydı. Onu kiralamıştık. Oradan arkadaşlar bir güneş gözüme vurdu. Önümü göremedim. Ondan sonra önümü göremediğim için de nasıl güneş dağın arkasında kayboldu arkadaşlar. Kamyonu önümde gördüm. Kamyonu önümde gördüm. İyi ki kamyoncu da yavaş yavaş geliyormuş aşağı doğru. Eğer o kamyoncu hızlı gelse iyiydi. Gerçekten beni yok etmişti. Aha, bizimkiler nereye oturmuş bakın. Oo, kes sizin vallahi. Kes sizin vallahi. Oh, ne güzel değil mi? Ya benim telefonun kamerası çok fazla şey olmadığı için yakınlaştıramıyorum fazla. Onlar orada el sallayıp dinlensinler. Ben şu tarafa doğru gireyim. Şurada bir mağara var. Orayı bir çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra dönüşte şurada videoyu kapatırım. Herhalde bir 20 dakika, 25 dakikalık bir video olabilir. Şurada bakın kar. En son yağan kar var. En son yağan kar var. O kardan biraz kalmış. Geçenlerde buraya bir kar yağdı. Yolları kapattılar. Tekrar. Ondan sonra tekrar yollar yine açıldı tabii. Ama bu 2 ay sonra bence yine kapatırlar. Çünkü kışın bu Gotarda yolunu kapatıyorlar arkadaşlar. Gotarda yolunu kapatıyorlar. İnsanlar tünelden geçiyor tabii. Tünelde biraz sıkıntılı oluyor. 17 kilometre dağın altında gidiyorsunuz. Onun videosu da var benim kanalımda. İşte 17 kilometre dağın altında gidiyorsunuz. Gelişli gidişli. Tabii dikkat etmek lazım. Bazı sürücüler birden uykuya dalabilir veyahut da dalgınlık olabilir. Kaza geçirme riski çok. O tünelde çok insanlar öldü. Çok insanlar öldü kazalardan. Şurada bir tünel var. O tüneli çekeyim diyorum. Ondan sonra doğru gideyim eve. Çünkü Fenerbahçe maçı var. Ben de bir Fenerbahçeli olduğum için maçı seyretmek istiyorum. İnşallah bu videoyu YouTube'da paylaşabilirim. Şuradaki tünele doğru bir gideyim dedim. Gidiyoruz bakalım. Biraz çekimler yapıyoruz. Evet. Şu dağlara bakın ya. Gerçekten ya. Nasıl yapılmış. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar sanki dağlar yavaş yavaş aşağı iniyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Dağlar gerçekten sanki aşağı iniyor. Çünkü havalar ısınıyor. Diyorlar ya. Havalar ısınıyor işte. Buzullar eriyor. 2053 yılında mı dediler? Herhalde İsviçre'de ki bütün buzlar eriyecekmiş. 2053 yılında. Bütün buzlar eriyecekmiş. Öyle diyorlar. Yani kıtlık mı başlayacak her tarafta? Bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Arkadaşlar ne diyeyim? Bütün hayatım boyunca İsviçre'de kaldığım seneler boyunca kim bana yardım etmişse Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden razı olsun diyebilirim. Çünkü hiçbir zaman arkadaşlar yediğim tabağa tükürmedim, tükürmem de. Biliyorum. Yapılan iyilikleri de unutmam. Asla. Asla. Asla unutmam. Şimdi ne diyeyim? Bu videomu benim kızımın arkadaşları da seyrediyor. Öğretmeni de seyrediyor. Tabii YouTube'da çevirip şey yapıyor. İtalyanca altını okuyabiliyor yani. Mutlaka seyrediyorlardır beni. Seyretsinler. Seyretsinler. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Dersem sonra içinde bir şey çıkartırlar. Çünkü insanoğlu çiğ süt emmiş. Kötüsü de var, iyisi de var. Kötüsünü bırakalım kendi yoluna gitsin. İyileri bize yeter. İyileri bize yeter. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar videoma. Bu aralar çok değer verdiğim insanlar, yani çok değer verdiğim bir insan var. Onu bir kenara atıyorum. Onun yeri benim kalbimde başka. Demin biraz önce söz etmiştim kendisinde. Onun yeri benden başka. Çünkü çok saygı duyduğum bir insan kendisi.
öbür arkadaşlara gelirsek onlara da çok saygı duyuyordum. Ama baktım ki biraz bizden bıktılar herhalde. Bizden bıktılar, benden bıktılar herhalde. Yalnız ben değil, 1-2-3 arkadaştan bıktıklarını zannediyorum. Ve attığımız mesajlara cevap vermiyorlar. Canları sağ olsun, ne diyelim. Arkadaşlar bakın, bu da küçük bir tünel. Eskiden kazmışlar. Ve böyle. Bak buralardan sular akıyor. Eskiden kazmışlar burayı. İşte küçük küçük arabalar geçiyor buradan. Demin dediğim gibi o 4x4 fiyat geçti. Burada İtalyanlarda o arabalar meşhur. Mesela bir adam işe giderken o arabayı alıp o arabayla gidiyor. İtalya'ya doğru. Adam işte işine gidip geliyor arabayla. 4x4. Bilmiyorum, bileniniz var mı o arabalardan? İtalya'da yaşayan arkadaşlar varsa bilir mutlaka. Biz İsviçre'de görüyoruz onları, sıkça o arabaları. Aslında öyle bir niyetim var. Zamanım olsa o 4x4 arabayla Türkiye'ye bir sıla yolu yapmak isterim. Yani bu YouTube'da paylaşmak amacıyla. Öyle bir niyetim var. 4x4 ile Türkiye'ye gittim diye. Fiat 4x4 ile. Öyle bir niyetim var aslında ama işte zamana ihtiyacımız var. Bakın bunları tahtadan yapmışlar. Bazı yerlerde bunlar demirden. Altında sular geçiyor. Bakın ne güzel örmüşler bu taşları.